Zatür Rika, Hicri 5. yıl. Birkaç kabilenin birleşerek Müslümanlara savaş açmaya hazırlık yapmaları üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 400 kişilik bir ordu ile onların üzerine yürüdü. Müminleri karşılarında gören müşrikler korkarak geri çekildiler. Birazdan vakit girmesi münasebetiyle müminler öğle namazını eda etti. Uzaktan onları gözetleyen düşman bu duruma hayıflanarak namaz esnasında niçin saldırmadıklarına pişman oldular. İçlerinden biri, üzülmeyin, onların bu şekilde daha birçok namazları var, o zaman saldırırız dedi. Beklemeye başladılar. Cenab-ı Hak bu esnada Cebrail aleyhisselamı gönderdi, düşmanın planına fırsat vermeyecek şekilde bir emri ilahi sadır oldu. Ey Resulüm! Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, Onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. Böylece namazı kılıp secde ettiklerinde diğerleri arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan diğer grup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kafirler arzu ederler ki, siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da, Üstünüze birden baskın yapsalar En-Nisa 102 Bu şekilde kılınan namaza salati havf, korku namazı denirdi Nasıl kılınacağını Cebrail aleyhisselam öğretti O gün ikindi namazı böyle eda edildi ve düşmanın bekleyişi boşa çıktı Sefer 15 gün kadar sürdükten sonra düşmanın korkup geri dönmesiyle nihayete erdi Bu sefer esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest için su istemişlerdi. Lakin hiç kimsede su bulunamadı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerini dibinde çok az su bulunan bir kaba sokmasıyla parmaklarından mucizevi musluklar aktı. Bu su ile bütün ordu susuzluğunu giderdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini çıkardıklarında çanak hala su ile dopdoluydu.